Merhaba sevgili Altın Rehberi izleyicileri. Programımız Sivas Merkez'de tüm hızıyla devam ediyor. Sektörler arası yolculuğumuzda çok neşeli, aynı zamanda bir o kadar da önem taşıyan bir sektörü ziyaret ettik. Kids Aloud bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibimiz Meltem Akpolat var. Meltem Hocam, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. İsmim Meltem Akpolat. Yurt dışından Almanya'dan geldim. Ben de çocuk gelişimci öğretmenliği yaptım. Ve yaklaşık 4 yıla yakında kreşimle devam ediyorum. Yani toplam kaç yıldır bu sektördesiniz ve okulunuz 4 yıldır faaliyet gösteriyor anladığım kadarıyla. Siz kaç yıllık bir öğretmensiniz? Yaklaşık 15 sene. 15 senelik bir öğretmenle beraberiz şu anda. Peki hocam okulumuz öğrencilerine, velilerine ne gibi hizmetler sunuyor? Bunları da sizlerden dinleyelim. Ben her zaman derim ki benim için önemli olan çocuktur. Yani veliler her zaman benim için ikinci plandadır. Başta her zaman çocuk başta gelir ve sabahtan akşama kadar bir sınıfın içinde değiliz. Onların bir başta sosyalleşmesini istiyorum. Kendi güveniyle beraber olsun istiyorum. Kendi ayaklarının üstünde durmasını istiyorum ve kendisini ifade etmesini bile istiyorum. Yani benim için önemli olan başta çocuk. Günümüzü dolu dolu geçiriyoruz. Sabah 8'de başlarız. Akşam 5.30'a kadar her bir yeri değerlendiririz. Bu şekilde çocuklar sınıfın içerisinde aslında sınırlı kalıp sınırlarını kendileri belirlemek yerine hocalarımız öncülük ediyor ve başka salonlarda başka faaliyetler gerçekleştirdiklerinde başka öğrencilerle beraber çok daha sosyalleşmiş oluyorlar. Peki hocam, izleyicilerimizin çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Bir öğrencimiz okula sabah geldiğinden itibaren bir günü okulda nasıl geçiyor? Zaten sabah geldiğinde bir serbest zamanımız oluyor. O arada zaten öğretmenim gözlemliyor. Birlikte ya oynarlar ya birlikte vakit geçirirler. Ondan sonra kahvaltı saatimiz vardır. Kahvaltı saatimizi yaptıktan sonra etkinliğe geçerler. Ondan sonra macera adımız var. Tiyatromuz var. Spor beden eğitimimiz var. İşte pilatesti, yogaydı, stepti her şeyimiz birebir. Ondan sonra Sivas'ımızı bilirsiniz, soğuktur. Kışı ayazı bitmez. Ondan dolayı kaydırak alanımız da var bizim. Kütüphanemiz var. Özellikle kinetik kumlarla oynayan ve satranç bölgemiz de var bizim. Hı-hı. Bu şekilde müzik odamız da var zaten dedim. Yani 7 bölümümüzü aşağı kata tamamen uyguluyoruz. Peki branş öğretmenlerimiz mi ayrıca geliyor yoksa sınıf öğretmenlerimiz mi bu eğitimleri veriyor? Sınıf öğretmenlerim eğitimi veriyor, sadece beden eğitimi, müziği daha çok öğretmenimiz var ona. Beden eğitim hocam farklıdır, müzik hocam farklı geliyor. Artı bir de İngilizce öğretmenim benim farklı geliyor. Az önce benim de girişte şahit olduğum bir durum var ki çocuklar çok güzel İngilizce konuşuyorlar. Okulumuzda biraz İngilizcenin temelini de sizlerle beraber atmış oluyoruz hocalarımızla beraber. Bunun için özel bir öğretmeniniz var mı peki? İngilizce için mi? Evet, tabii ki de İngilizce öğretmenimiz var. Hollanda'dan geldi zaten. Kendisi de yurt dışından, iletişimi çok güzel. Kitaptan gitmiyoruz. Tamamen oynayarak, eğlenerek ve keyifli vakit geçiriyoruz. Hani bir okulda yapılan tahta şeklinde değil. İletişim kurarak. En güzeli bu. Oynayarak iletişim muhteşem gidiyor. Çocuk oynayarak öğrenir diyoruz zaten. Aynen. Peki kaç öğretmenimiz burada görev yapıyor? Toplam 14. 14 öğretmenimiz var. Kaç sınıfımız var öğretmenim? 7. 7 sınıfımızda 14 öğretmenimiz var. Peki kaç öğrencilik bir kapasiteye sahip okulumuz? Normal kapasitem 140 ama 115-120 dediğimi bitiririm. Az ve öz olsun isterim. Sınıflarımızda bir kamera sistemi mevcut mudur? Velilerimiz istediğinde izleyebiliyorlar mı peki? Buraya gelebiliyor. Antre girişimde var. Benim odamda var ve artı müdürümün odasında var. 3 yerde de var. Gelip izleyebiliyor. İstediği saatte, istediği dakikada gelebilir. Her yerim açık zaten. Bir dört duvarın içinde değiller. Hep şeffaf. Camlı benim her yerim. Bu şekilde zaten görürsünüz de. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır hocam? Eğer bir kreş veya anaokul açmak istediklerinde gerçekten ilk başta kurucusu çocuk gelişimci olması lazım. Bu işi iyi bilmesi lazım ve her zaman başında olmasını isterim. Hiçbir zaman çalışanı kapısını açmasın. Her zaman kendi açsın, kendi kapatsın.
mezun olduktan sonra hemen işletme açmaktansa biraz işin içinde piştikten sonra aslında bu mesleğe giriş yapması, en azından çocukların dilinden anlayabilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sektörden ziyade aslında çok önemli bir meslek. Bu mesleği de sizler burada icra ediyorsunuz. Dolayısıyla buradan izleyicilerimize de iletmiş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sivas Merkez'de Kids Aloud bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Thank you.